Misalden geldik. Hı hı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da konuşma çeşitleri var. Cenab-ı Hak nasıl zamandan ve mekandan münezzeh, kelamı da münezzeh. Ben şimdi konuşuyorum. Şu mekan benim kelamıma kayıt koyuyor. Dışarıdakiler, yan taraftakiler benim kelamımı duyuyor mu? Duymuyor. Yani bu mekan kayıt koyuyor. Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh olduğu gibi kelam da münezzeh yani. Bir mekan onu kayıtlayamıyor. Hatırlarsanız Kader Risalesi'nde ezel tabirini yapmıştı. Ezel neydi? Şöyle bir çizelim. Ezel neydi? Mazi. Şu hal, şu da istikbal. Üstad Hazretleri bunu tarif ederken buna ezel diyor yani. Şu ezel. Şimdi mazi, hal, istikbal bizim için var. Allah için her şey neymiş? Halmiş abi Allah için. Mazi, istikbal bize göre yani. Allah için her şey hal. Buna ayna misali vermiş. Aynayı ne kadar yukarı kaldırırsan şu mazi ve müstakbel hepsi hal oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilmi de manzarayı âlâdan bakıyor. Böyle çok yüksek. Bütün her bu üç zamanı içine alıyor. Şimdi bunu niye söyledik? Kelam diyoruz ya. Kelam-ı ezeli dediğimiz zaman o kelam maziye, hale, istikbale bakıyor yani. Alan kelamı abi. Kayıt koyamıyor yani. Ama benim konuşmam şu anda kayıtlı. Dışarıdaki duyamıyor yani. Kelam-ı ezeli dediğimiz zaman Allah'ın kelamı mahluk değil. Mesela Kur'an-ı Kerim var Musaf'ta. Bunu suya koy. Bu mürekkepler dağılır. Allah'ın kelamı böyle bir şey değil ki. O kelam Musaf'ta lafız olarak ifade edilmiş. O 12. sözde söylüyor Hüseyin Hazretleri. O alim bilmiyor ki Kur'an bir kitaptır. Manayı ifade eden yazıdır. Allah'ın konuşmasının 70 bin perdeden geçmiş suretidir Musaf'ta gördüğümüz lafızlar yani. Bütün zamanları ve mekanları içine alıyor. Allah'ın kelamında mana vermediği hiçbir şey yok yani. Zaten Hüseyin Hazretleri 17. mertebede, 15. mertebe Ayet-el Kübra'da vahyi anlatırken vahyi 5'e ayırmış abi. Ben bunu yazayım mı? Yani vahiy ne demek? Vahiy neymiş? 5 tane yazmayayım ben. Tenezzül-i ilahi. Taarruf-ı Rabbani, Mukabele-i Rahmani, Mukaleme-i Sübhani, İşar-ı Samedani hakikatlerin tazammın eden umum vahiyler. Birincisi neymiş? Tenezzülmüş yani. Allah bütün mahlukata tenezzül etmiş, onların anlayacağı seviyeye göre konuşmuş. Bunun en camisi vahiy olmuş. Şimdi bu vahiy şuraya yazayım. İlham yazayım. İlham, sunahat, tulahat, işaret, ihtarat. Bunlar da Allah'ın konuşması yani abi. Allah konuştuğu zaman şu misali tatbik ediyordur. Onun için yazdım bunları, söyledim. Şimdi cüzi, hususi, has, adi bir riayetiyle telefonla konuşmasıdır ya. Allah bütün mahlukatının kalbinde, bu 33. sözde geçiyor. Ona has bir telefon bırakmış, her vakitte onunla konuşuyor, zaman ve mekan onu kayıtlayamıyor. Şimdi ben konuşuyorum, bazen susuyorum, duruyorum, nefes alamıyorum, acaba ne diyeceğim diyorum, bundan sonra ne söyleyeyim diyorum, düşünüyorum yani. Cenab-ı Hak akıldan münezzeh yani abi. Eksik ve noksan sıfatlardan uzak, bütün mevcudatıyla böyle konuşma çeşitleriyle bir anda konuşur. Ve o konuşması mesela tavukla konuşur, tavuk yumurta yapar. Arıyla konuşur, bal yapar arı. İnek süt verir. Güneş ısı ve ışık verir. İnsan D vitamini alır güneşten. Bulut yağmur verir, kar verir, şimşek çaktırır. Yani esbab tahtında kelamla oluyor yani. Bizzatın vücudunu gösteren en büyük delil onun konuşmasıdır. Allah'ın böyle bir konuşması var. Konuşmadığı hiçbir mahluk,
Hiçbir şekilde yok abi. Cüzi, hususi, has yani. Hepsiyle konuşuyor. Konuşmadığı yok. Tavukla konuşuyor, yumurta için. İşte örnekler verdiğimiz gibi. İpek böceğiyle konuşuyor, ipek yaptırıyor. Yoksa o nereden bilecek yani? İnsan üniversite okuyor. Akıllı, şuurlu. Yumurta yapabilir mi? Yapamaz yani.